Finder Opto PLC üründen yeni haberim oldu. Birkaç gün önce de elime geçti. Merak ettiğim bir üründü. Neden merak ediyordum? Çünkü Finder Opto PLC'yi Arduino'ları programladığımız Arduino IDE programıyla da programlayabiliyoruz. Ürünü kurcalayacağım. Öğrendikçe öğrendiğim şeylerin videolarını YouTube kanalıma yükleyeceğim. İsterseniz şimdi Opto'nun teknik özelliklerine hep beraber bakalım. Finder Opto PLC şu anda 3 seri olarak piyasada. Light Plus, Advanced Ortak özellikleri şu. Beslemeleri 12-24 volt, 8 dijital. Aynı zamanda 0-10 volt analog olarak kullanabileceğiniz inputları var. 4 tane normalde açık röle çıkışı veriyor, kontağı veriyor. 10 amperlik bir çıkış akımına sahip. Programlanabilecek USB C tipi, C type USB'leri var üzerinde. Plus aldığınızda yanına RS485 port için bir bağlantı klemensi geliyor üst tarafına. Ve Advanced aldığınızda hem RS485 bağlantı noktaları, bağlantı klemensleri hem de aynı zamanda Wi-Fi özelliği de oluyor. Biraz sonra burayı detaylandıracağım ama bu resim vermeye ne dedim? şu. Ben bunu Arduino IDE ile de programlayacağım. Programlarken şuradaki isimlendirmeler Arduino IDE'de kullanacağım isimlendirmeler olacak. Şimdi detaylandıralım buna. Artı eksi güç kaynağı terminalleri var. 12-24 volt arasında I1'den I8'e kadar dijital giriş, yine aynı zamanda 0-10 volt olarak da bunları analog giriş olarak kullanabiliyorsunuz. 4 tane röle kontağım var. Q1, Q2, Q3, Q4. Bunlar kuru kontak veriyor. Normalde açık kuru kontak veriyor. 10 amper 250 volt AC akım kapasitesine sahip bu kontaklar. Üzerinde ne var? Kullanıcı tarafından programlanabilir. Mavi LED şurada. Ben bunu Arduino 7'de programlarken örneğin LED User olarak kullanacağım. Kullanıcı tarafından programlanabilir buton var. Üzerinde bir adet buton var. Kullanıcı tarafından programlanabilir yeşil kırmızı LED var. Şuradaki LED çift renkli. Yeşil olarak ya da kırmızı olarak çalıştırabiliyorsunuz. Sıfırlama düğmesi var. Şurada reset buton olarak gördüğünüz. Sıfırlama düğmesi var şurada görüyorsunuz. Cihazı ön yükleyici moduna geçirir. İki kez basıldığında cihaz yeniden başlatılacaktır. İzol edilmiş sivri uçlu bir aletle buraya basabilirsiniz. Burada yine aşağı tarafta dört tane kullanıcı tarafından programlanabilir ledler bulunmakta. Advanced ve Plus modellerinde, Light modelinde yok bu. Modbus RS485 için A-B artık GND klemensleri var burada. Şurada üstüne bir adet fonksiyon topraklaması var. Ethernet bağlantı noktası var şu aşağı tarafta. Ve Ethernet bağlantıyı gösteren LED'ler var. Aşağı tarafından baktığımızda ürüne programlama yapabileceğimiz şurada C tipi bir USB girişi var. Ethernet bağlantısı var. Yan taraftan baktığınızda da burada bir kapak var. Kapağı söktüğünüzde yardımcı modüllerle bu ürünü genişletebiliyorsunuz. Yani eklenebilir giriş çıkışlar ve diğer modüller buna ilave edilebiliyor. Gördüğünüz gibi mont bas bağlantısını bu kremeslerle yapıyorsunuz. Master Seri uygulamalarınız var. Burada her bir kontak ayrı, ayrı gerilimler geçirebilirsiniz. Ayrı yükleri ne yapabilirsiniz? Kontrol edebilirsiniz. Ama inputlarım besleme gerilimiyle aynı. Yani 12-24 arasındaki endüstriyel olarak biz bunu 24 kullanacağız. Artı eksi besleme var. Artıdan aldığınız uçu input butonlarından ya da sensörlerinden geçirdikten sonra ilgili inputlara bağlayabilirsiniz. Finder ve Arduino İtalyan şirketleri Burada ortak bir çalışma yapmışlar. Finder Opta PLC'yi isterseniz Arduino IDE programıyla programlayabilirsiniz. İsterseniz Arduino PIC'i programı de programıyla da programlayabilirsiniz. Hem Finder Opta'nın kendi sayfasında bu programları indirebileceğiniz linkler var hem de Arduino'nun sayfasına girdiğinizde Arduino'nun indirme kısmına geçtiğinizde, sayfasına geçtiğinizde bu programları indirebiliyorsunuz. Şu anda Arduino PLC IDE programı 1.0.3 1.0.4'ü yakında çıkmak üzere. Belki siz bu videoyu izlediğinizde çıkmış olacak. Benim merak ettiğim kısmı Arduino IDE programıyla programlamasıydı. Çünkü Arduino ile ilgili ben daha önce bir çalışma yaptım. Ve Arduino ile ilgili bir ders notu hazırlamıştım. Orada benim amacım aslında programlama mantığını öğrenmekti. Keşke bu ürün elime 2-3 yıl önce geçseydi de bunun üzerinde denemeler yapsaydım. Çünkü bağlantılar falan çok kolay. Arduino'da çalışırken pinlerle minlerle uğraştığınızda hakikaten sıkıntı oluyor. 5 volt zaten endüstriyel bir ürün değil. Şimdi ben bunun üzerinde denemeler yapacağım. Ürünü öğrenmeye çalışacağım. Önce Arduino PLC IDE programıyla programlayacağım. Arkasından Arduino IDE programına geçip onunla programlamalar yapacağım. Ürünü şu anda tanımıyorum. Ürünü öğrendikçe öğrenme videolarımı yine YouTube kanalıma yükleyeceğim. Vakit buldukça ürün üstünde çalışmalar yapacağım. Bundan sonraki videolarım dediğim gibi Arduino PSI IDE programı ve Arduino IDE ile en temel halinde nasıl programlama yapılıyor ona bakacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek